Etimesgut evinde Selik Belediye 2-0 gibi net bir skorla yendi. Taşkın Hocam'la beraberiz. Hocam iyi başladık. Bir duraksama dönemi geçti. Şimdi tekrar bir tempo tuttu. İkinci giden bir Selik Belediye Sporu. Güzel bir futbolla 2-0 yendik. Bir değerlendirmenizi alalım. Aslında tabii ki Etimesgut'un geçmişten gelen bir psikolojik maalesef zafiyeti vardı futbolcular üzerinde geçen yıllardan kalan. Bununla beraber aramıza gelen genç arkadaşlarla bir takviyeli bir takım yaptık. Aslında sezona gayet iyi başlangıç yaptık ama oyunsal anlamda gelişim devam ediyor. Halen daha da bitmedi. Bizim için önemli olan takımın gelişimidir. Ya evet, skora her zaman yansımıyor. Bana göre Elazığ maçına da yansımadı. Bayburt'ta da mağlubiyet hak etmedik. Ama futbol bazen oyun sonucu karşılamıyor. O nedenle bizim o kadar en ufak bir tereddütümüz yok ama takımın gelişimi her gün üzerine katması bizi oldukça mutlu ediyor. Bugün de onun üst seviyede bir oyun sergiledik. 90 dakika hakim olan, bütün pozisyonlara giren, rakibi sahasına çıkartmayan, coşku konusunda inanılmaz bir istekleri olan bir sporcu grubu. Umarım önümüzdeki haftalara yansıtırız ama bu takımın geleceğinden son derece mutluyum. Ve çalışarak çok daha mesafe almamız gerekiyor. Evet, ofansif anlamda biraz daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Pas trafiğinde biraz daha çoğaltmamız gerekiyor. Bunları yapacak dinamik bir kadroyuz. Umarım bu konuda gelişimimiz istediğimiz şekilde devam eder. Şimdi zor geçiyor lig. Geç başladı. Doğru düz takımlar hazırlanamadı. Fikstür çok sıkıştı. Hafta içi maçı, hafta sonu maçı. Kaldıracak mı? Kadro derinliği var mı etmez? Ya kadro derinliği artık oynayan her sporcu aynı antrenmanı yapıyor. Ben pek öyle o tip mazeretlere sığınan bir teknik adam değilim. Yıllardır hani şeydeyim. Yani iki gün, üç gün arayla evet doğru ama rakipler de belki biz fazla oynadık. Cumartesi'de biz maç oynadık biliyorsunuz Kırşehir'de. Ama bunlar çok mazeret olmaması gerekiyor. Neyse o şartlarda oynayacağız. Eldeki her sporcu bizim için önemlidir ve onları değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün de baktığınız zaman 3 gün önce biz oynamıştık ama rakip takım 1 hafta önce oynamıştı. Ama biz çok daha diriydik yani. Önemli olan doğru çalışmak, bir felsefeye sahip olmak. Biz iyi çalışıyoruz. O nedenle ben o tip mazeretlere pek sığınan, yorulduk mazeretini sevmiyorum zaten. O nedenle sporcu maç oynamak için var zaten. Oynasın işte 3 günde bir maç, ne güzel. Çok hocam şimdi normalde biz bu röportajı sezon başında yapardık. Sezon başında sorardık hocaya ama şimdi 5-6 hafta geçti, daha rahat sorabiliyoruz. Etimesgut'un bu sene hedefi ne? Hedef gidebileceğin en iyi yere gitmek. Arkadaşlar bu Türkiye'de işte biz şampiyon olacağız. Hayır öyle bir şey yok ya. Ben her maça kazanmaya çıkarız. Bir takımı geliştirmenin hesabını yaparım. Ama sonuç dediğim gibi çok iyi oynarken de sonuç alamayabilirsin. Ve dikkat ediyorum sonuçlarla oyun insanlar karıştırıyor. Artık toplumun oyun ne, sonun üstünde değerlendirmesini, ayırmasını yapması gerekiyor. Ben oyun oynatan bir teknik adamım. Mücadele ettiren bir teknik adamım ama sonuç bilemiyorum ne olur ama umuyorum bu takım bir yerleri zorlayacak diye düşünüyorum. Ama en azından Etimesgut'un geleceğine çok iyi bir iskelet oluşturacağız, ondan eminim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.